Arkadaşlar Valorant'a çok büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte birçok şey değişti arkadaşlar. Bazı karakterlere buff gelirken bazı karakterlere nerf geldi. Aynı zamanda Phantom, Vandal, Shorty, Frenzy gibi silahların tepme oranı artırıldı. Artık Vandal ve Phantom'ın şarjörleri daha az. Vandal'da 25'e 75'ten 25'e 50'ye düşürüldü şarjör kapasitesi. Phantom'ın da 30'a 90'dan 30'a 60'a düşürüldü. Ve arkadaşlar güncelleme notlarına bakarsak eğer bize söylediği şey şu. Phantom ve Vandal'da koşarak ve zıplayarak vurma olayı ortadan kaldırılmış. Yani tepmeler artırıldı ve silah mermilerinin dağılma oranı özellikle uzun menzilde ve halatlarda, halat geçişlerinde, halat üstünde artık o kadar rahat vuramayacaksınız halatlarda da. Sekmeler çok fazla artırılmış ve bu çok iyi bir şey arkadaşlar. Artık öyle koşarak biri Phantom'ın önünüzden koşarak direkt HS atamayacak size. Zıplayarak headshot atamayacaklar. Ve Viper, Chamber gibi karakterlere nerfler, bufflar geldi. Chamber'a buff, Viper'a çok büyük nerfler geldi arkadaşlar. Aynı zamanda Pearl haritasında da çok büyük güncellemeler var. Gelin hep birlikte güncellemeleri inceleyelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak ajan güncellemeleriyle başlayalım. Breach'e bir güncelleme gelmiş. Yani ultiyi attığı zaman sizi uyarı görselleri daha iyi uyarıyor ve ultinin içerisinde olup olmadığımız daha kolay anlayacakmışız. Yani pek bir şey değişmemiş. Hatta hiçbir şey değişmemiş. Arkadaşlar bir chamber main olarak özellikle ve özellikle üstüne basarak söylüyorum. Gerçekten chamber'ı son nerf... Kusura bakmayın. Chamber'ı son nerflerle çok güçsüzleştirmiştiler. Hatta bununla ilgili bir shorts çekmiştim. 100 bin izlendi ve herkes yorumlarda bundan yakınmıştı. Artık Chamber oynanmaz vesaire diye. Ben yine Chamber oynamaya devam ediyorum. Ve bu buff arkadaşlar İlaç gibi geldi. Gelin hep birlikte bakalım. Işınlanma sonrası silah kuşanma gecikmesi kaldırıldı diyor. 0.7 saniyeden 0'a ve ben bunu şahsen denedim. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Işınlandığı zaman silahı çekiş hızı yok arkadaşlar. Yani direkt silahı çekebiliyor arkadaşlar. Artık bir gecikme yok ki bu çok önemliydi. Çok fazla gecikiyordu ve bu yüzden çok defa ölüyordum. Bildiğiniz gibi Chamber'ın C'sine geçtiğimiz nerf'te arkadaşlar kurulma hızı eklendi. 4 saniyelik. Bir de sınırsız menzili vardı. 4000'likte bir menzil eklenmişti. Gördüğünüz gibi menzil 4000'den 5000'e çıkarılmış arkadaşlar. Tuzağın kurulma hızı da 4 saniyeden 2 saniyeye düşürülmüş. Gerçekten etkili bir buff Chamber'ın C skill'i için. Ve arkadaşlar ulti benim en çok yakındığım yetenekti. Operatörden bile neredeyse daha düşük hızda diyebileceğim şekilde yavaşlatıldı ulti son nerf'le ve bu buff'la da arkadaşlar atış hızı %15 artırıldı ki emin olun çok fazla değil. Hani Chamber yine muhteşem olmuş falan filan uçmuş değil arkadaşlar. Gerçekten olması gereken bir buff'tı bu. Bu yamayla gelen buff'ları çok beğendim ki benim şikayetlerimin %90'ını gideren bir buff oldu arkadaşlar. Maalesef ki Viper'ın biraz değeri düşecek arkadaşlar. Çünkü bayağı bir nerf yedi. Saniye başı yakıt yenilenmesi %5'ten %3,3'e düşürülmüş. Yakıt tükendikten sonraki maksimum yakıt seviyesine ulaşma süresi de 20 saniyeden 30 saniyeye yükseltilmiş. Yani Viper oynamak hayli zorlaştı arkadaşlar. Gerçekten Viper'a bu nerf'ün fazla olduğunu düşünüyorum. En azından yakıt yenilenmesini bu kadar azaltmamalıydılar. Maksimum seviyeye ulaşmayı anlarım. Olabilir. Gelelim çeşitli güncellemelere. Yoru'nun fake atı sersemleten yeteneklerden isabet aldığında artık görsel olarak etkileniyor. Arkadaşlar gerçekten Yoru için önemli bir buff olmuş. Omen'ın ulti yeteneğinin repliği ayırt edilebilirliği artırmak adına daha çabuk oynatılacak. Yani Omen ulti bastığında bakalım nasıl kaçacaklar gibi bir repliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu daha çabuk bir şekilde söyleyecek ki ulti attığı daha çabuk bir şekilde belli olsun. Arkadaşlar bazı durumlarda Sova'nın pelerini duvardan vesaire kendinden daha önce görünüp Sova'nın yerini belli edebiliyordu. Onu kaldırmışlar, daha keskinleştirmişler. Sova'nın vücuduna daha yakın bir hale getirmişler. Bu da Sova için güzel bir buff diyebiliriz. Pearl'de ne gelmiş? B rampadaki ekran güncellendi ve hücre kaldırıldı. Aa arkadaşlar. Bir dakika ama böyle kötü olmuş abi ya. Neyse ben ekrana koyacağım arkadaşlar. Eskiden rampa bu şekildeydi, artık bu şekilde olmuş gördüğünüz gibi. Bu kötü bir şey.
B'deki ekran değişmiş arkadaşlar. Ekranın yanına bir kutu eklenmiş gördüğünüz gibi. Savunanlara farklı seçenekler. Artık yani ekranın üstüne çıkıp buradan çatışma sağlanabilecek. Yani savunan kısmı burada güçlendirmişler Pearl'de. Pearl'de B salona yeni bir hücre eklenmiş. Savunma kısmını gerçekten çok güçlendirmişler. Eski hali bu şekildeydi. Bakın sağa bir saklanma köşesi eklemişler ve alanı iyice temizleyip genişletmişler gördüğünüz gibi. Yani savunma gerçekten güçlü olmuş Pearl'de. Artık büyük ihtimalle saldıranlar o kadar güçlü saldıramayacaklar. Ki bence de daha dengelenmiş oldu, fakat rampa kısmı bence iyi olmamış. B bölgesindeki sütun genişletildi. B bölgesindeki sütunun boyutu daha rahat hareket edebilmenizi sağlayacak şekilde değiştirildi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi B Heaven'daki bu basamak sütun biraz daha genişletilmiş ki üzerinde daha rahat hareket edilebilsin. Herhalde bütün yenilikler Pearl için yapılmış. Evet, sadece Pearl haritasında yeniliklerimiz var ve bu şekilde arkadaşlar. Gelelim en önemli konuya arkadaşlar, silah güncellemeleri. Çelik halatlarda silah isabetliliği diyor. Yani halatlardan, iplerden tırmanırken, Heaven'a falan çıkarken halatlardan ateş eden insanlar çok rahat bir şekilde vurabiliyordu. Halattan vurabilme olayını azaltmışlar. Daha fazla sekecek artık halattayken mermi, ki bu çok güzel bir şey. Adam halattan sadece kafayı çıkarıp oradan ta 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 diye sıkıp öldürüyor yani. Var mı öyle bir şey? Yok. Artık yok. Ve arkadaşlar uzun menzilli çatışmalarda da sekme artırıldı. Bu arada artık dezavantajlı olunacak. Uzun menzilde özellikle halatlarda. Dikey çelik halatlardaki asgari mermi dağılımı normal yürüme hızındaki dağılımın %65'ine denk gelecek şekilde artırıldı. Çok gayet güzel. Tüfeklerde %08'miş düz halatlardaki sekme oranı, %1.3'e 1.3'e artırılmış. Klasikte 0.35'miş 0.55'e artırılmış. Frenzy'de de aynı şekilde 35'ten 0.52'ye. Ghost'ta aynı şekilde 0.35'ten 0.6'ya. Sheriff'te 0.35'ten 0.78'e, ki bence Sheriff'in sekmesi tüfeklerden daha fazla olması lazım. Ama yine tabi yapımcılara kalmış. Hafif makineliler 0.3'ten 0.65'e. Keskin nişancı tüfekleri ve pompalı tüfeklerde değişikliğe gidilmemiş arkadaşlar. Yine halatlarda pompalı ve keskin nişancı tüfekleri neyse o. Yatay çelik halatlarda ise hani Fracture'da bildiğiniz gibi karşıdan karşıya geçen yatay çelik halatlarda ise yürüme ve koşma hızındaki mermi dağılımı normal zemindeki yürüme ve koşma hızındaki dağılıma eşit olacak şekilde artırılmış. Yani yürürken ve koşarken normal zeminde ateş ettiğinizdeki sekme neyse artık halatta ateş ettiğiniz sekme de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Shorty'de yedek cephane azaltılmış. Şarjörü 10'dan 6'ya indirilmiş Shorty'nin. Bedeli 150'den 300'e çıkarılmış ki Shorty için pahalı, artık kimse Shorty oynamaz. Yakın menzilde verdiği hasar azaltılmış. Her bir mermi başına 12 hasar veriyordu. 11'e düşürülmüş. Orta menzilde 7 metre diye vermiş bize. Verdiği hasar 8'miş. 6'ya düşürülmüş. Yani Shorty'yi bildiğiniz çöp haline getirmişler. Çok da güçlü değildi aslında. İyice güçsüzleştirmişler artık. Çok fazla oynanmaz diye düşünüyorum. Frenzy'de asgari mermi dağılımı artmış. Yine arkadaşlar Frenzy'de sekme artırılmış %0.45'ten 0.65'e. Mermi dağılımı eğrisi güncellenmiş. Mermi dağılımı artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Yani artık 6. mermiden sonra değil 5. mermiden sonra çok fazla saçılmaya başlıyor Frenzy. Dikey geri tepme eğrisi güncellendi. Geri tepme artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Toplam geri tepmesi azaltılmış Frenzy'nin, fakat artık 6. değil 5. mermiden sonra tepme başlıyor arkadaşlar. Bu da yine Frenzy'de biraz daha nerf kaçıyor. Hani hiç buff demeyelim. Toplam geri tepme azaltılmış olsa bile bir tık nerf arkadaşlar. Arkadaşlar burada bahsettiği şey, yani diyor ki siz diyor merkeze çekme diyor olarak tanımladığımız. Siz eğer durarak ateş ettiğiniz zaman merminiz düz gider. Ama artık Phantom'la veya Spectre ile koşarak, zıplayarak, merkezde durmadan hareket ederek bir şekilde AD falan yaparak sıktığınız zaman artık daha dağılım çok daha fazla olacak. Özellikle uzun menzilde çok daha fazla sekme, yani uzun menzilde koşarak vurma yok denilecek kadar azaltıldığını söylüyor. Bunları hedeflediğini söylüyorlar. Gerçekten güzel bir güncelleme arkadaşlar. En önemli kısmı dediğim gibi bu. Artık koşarak, zıplayarak, headshot yeme vesaire gibi olaylarınız minimum seviyeye indirilmiş durumda. Geri tepme düzenlemeleri arkadaşlar, sekme gördüğünüz gibi burada sekme oranlarını ne kadar hangi silahlarda ne kadar artırıldığı yazıyor. Bu koşma
halindeki dikey geri tepme çarpanıymış arkadaşlar. Phantom'da 1.5'tan 1.8'e, Spectre'de 1.5'tan 1.8'e, Vandal'da 1.5'tan 1.8'e, Frenzy'de 1.25'ten 1.5'e çıkarılmış. Yani tepmeler çoğaltılmış oyunda ki aynı zamanda gördüğünüz gibi Phantom'ın şarjörü 90'dan 60'a, Vandal'ın şarjörü de 75'ten 50'ye indirilmiş durumda arkadaşlar. Yani artık Vandal 25-50, Phantom ise 30'a 60 bir şekilde karşımızda. Burada da arkadaşlar giderilen hatalar yazıyor. Yama notlarının açıklama linkini açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de girip yama notlarını okuyabilirsiniz. Umarım güncellemeyi beğenmişsinizdir. Ben birçok yanını beğendim. Bazı yanlarını beğenmesem de %60'a %40 diyebilirim. %60'lığın çoğunluğunu da tabii geri tepmeler, koşarak vurmalar, zıplamalar oluşturuyor. Yok ama bu koşma olayları dediğim gibi Counter Strike oynayan arkadaşlar özellikle bilirler ne demek istediğimi. Çünkü Counter Strike'da böyle olaylar minimum seviyede. Zantaris Peak dediğimiz olaylar. Gerçekten çok inanılmaz verimli bir güncelleme olmuş arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.